Ben Ahmet Çelikkollu. Bugün size deprem yönetmeliğinde geçen D katsayısı hakkında bilgi vereceğim. Yani dayanım fazlalığı katsayısı hakkında bilgi vereceğim. Bu nedir? Bunu nerelerde kullanmalısınız? O konuda bilgi vereceğim. Tabii her zamanki bir konuyu daha iyi anlayalım diye sayısal bir örnek yapacağız bu konuyla ilgili. Dayanım fazlalığı katsayısı biliyorsunuz D olarak gözüküyor. Tablo 4.1'de de R ile birlikte yan tarafta da D verilmiş. İşte 2.5, 3 gibi değerleri var. Önce bir dayanım fazlalığı katsayısı D nedir? Onu görelim. Bir bina düşünelim. Bu binanın ağırlığı 700 ton olsun. Bu binanın ağırlığı 700 ton. Buradaki ivmede 1. Biraz daha basit olsun diye 1 alıyorum. 700 tonluk bir bina. İvmesi de 1. Şekil değiştirme. Burası da kuvvet. Normalde bina için söylüyorum. Binanın şekil değişikliği kuvvete göre şu şekilde biliyorsunuz. Burası doğrusal. Şuraya da FE diyorum. FE dediğimizde eğer SAE 1 iken yani FE dediğimiz değer binanın doğrusal durumdaki olması gereken dayanımı. Yani şöyle söyleyelim. Bu binada ne kadarlık bir deprem kuvveti oluşur? Kütle katılımın çok yüksek olduğunu ve düzgün bir bina düşünüyorum ve bina platoda. Hesapta basitlik olması amacıyla bunu yaptım. Bu binadaki oluşan toplam deprem kuvveti şu. MSAE. Neydi bu? 700 ton çarpı 1 eşittir. Bu binada toplam 700 tonluk bir deprem kuvveti oluşacağı anlamına geliyor. Bu reel durum. R eşittir 1'de. Azaltılmamış durum. Yani benim burada FE'm 700 ton. Eğer ben binayı hiç süneklik dikkate almadan dayanıma göre tasarlamış olsaydım benim binam 700 tonluk bir deprem kuvvetine göre ben binamı tasarlayacaktım. Bu binamızın da betonarme perde artı çerçeveli bir taşıyıcı sistemi olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla biliyorsunuz bunda 7. R7. Bunda R7. Şu kısım FY yani binadaki binanın akma durumundaki hatta şunu şöyle yaparsam daha da iyi anlaşılabilir belki. Binanın akma durumundaki kuvvet. Bu akma durumundan şöyle anlayın. Tam akma durumunda. Tabi biliyorsunuz elemanların da akma durumu var. Binanın akma durumu var. Kesitler moment kapasitesine erişecek. Tam moment kapasitesi o sınır durumda. Momentler arttığı zaman binadaki çelik akmaya başlayacak. Öyle düşünmemiz lazım. Bu FY'de bütün kuvvetler 1.5 olan güvenlik katsayısı çelik için 1, beton için 1. Aynen kullanıldığı şekilde hareketlilik yüklemeleri var. Hiçbir 1.4, 1.6 gibi artırımlar yok. Binanın tam akma durumundaki durum. FD'de
F'de de sizin binayı tasarladığınız kuvvet. Binayı tasarladığınız kuvvet. Gerçekte 700 ton kuvvet oluşuyor. Siz neye göre tasarlıyorsunuz bir binayı? 700 bölü 7, 100 ton. 100 tona göre tasarlıyorsunuz. Geri kalanı da süneklikle hallediyorsunuz. Yani şurası da 100 ton. 100 ton. Şurası da 100 ton. F'ye dediğiniz değerde yaklaşık olarak D eşittir 2,5 olduğunda, D eşittir 2,5 olduğunda, 2,5 olduğunda 250 ton gibi bir değer. 250 ton gibi bir değer. Tam deprem yükü hiç azaltma olmadan 700 ton. Sizin tasarladığınız bina 100 tona göre. Ama binanın tam akma durumunda binadaki kuvvet 250 ton. 250 tondan büyüdüğü zaman bina akmaya başlıyor. Akmaya başlıyor. Dolayısıyla burada F'ye dedik. Gerçek binanın tabanında oluşan kesme kuvveti ise 700 ton. Bunu buraya kadar anladık. Demek ki bakın şu kısma dikkat edin. FE'den siz bunu tasarlıyorsunuz. Şu kısım, yani FE olan gerçek kuvveti, FE olan siz binayı siz FD'ye göre tasarlıyorsunuz. İşte burası RA. Bakın. Burası RA. O zaman RA neymiş? RA, onu yazalım. RA, FE'nin, yani gerçek elastik deprem kuvvetinin sizin tasarladığınız kuvvete oranı. Dikkat ettiyseniz. Bir de gerçek akma dayanımı, yani binayı tasarladığı, bir de şunu hiçbir zaman unutmayın. Tasarladığınız binanın akma dayanımı her zaman tasarımdan daha yüksektir. Yani binanın göçmesi sizin tasarladığınız kuvvetten her zaman büyüktür. Yani FY her zaman FD'den büyüktür. Çünkü siz tasarım kuvvetini bir takım güvenlik katsayıları ve benzeri kullanarak tasarlıyorsunuz. FY'de ise bunların hiçbirisi yok. Binanın gerçek malzemesinin, gerçek yüklerinin, gerçek kuvvetlerinin olması durumundaki kuvvet 250 ton. Yani FY bölü FD, FY bölü FD gerçekteki akma durumunun sizin tasarladığınız kuvvete oranı da işte dayanım fazlalığı katsayısı. Siz binanızı FD'ye göre tasarlıyorsunuz ama o binanın gerçekteki dayanımı FY. Bu D'nin içinde ne var? D'nin içinde ne var? Bu D'nin içinde ne var? Neden 2, 2,5, 3? Bu D'nin içinde betonu böldüğünüz 1,5 var. Bu D'nin içinde çeliği böldüğünüz 1,15 var. Bu D'nin içinde sargı donatısından dolayı oluşan fazladan basınç var. Bu D'nin içinde ne var? Siz her yerde hareketli yük var gibi kabul ediyorsunuz maksimum durumda ama gerçekte öyle değildir biliyorsunuz. Hareketli yük bazı yerde olur deprem anında, bazı yerlerde olmaz. Dolayısıyla bunun içinde hareketli yük azaltmaları da var bu D'nin içinde. Bunların hepsini bir aldığınız zaman, birebir aldığınız zaman gerçekte sizin tasarladığınız bina aslında şu seviyelerde, 250 ton seviyelerinde. Ama siz yine de güvenlik almak amacıyla, tabii yönetmelik de bunu istiyor, binayı 100 tona göre tasarlıyorsunuz. Bu şu demek, tekrardan onu tekrarlayalım. Binayı siz 100 tona göre tasarlıyorsunuz ama 110 ton, 120 ton, 130 ton, 140 ton, 150 ton geldiği zaman dahi bina akmıyor. Ancak 250 tona geldiği zaman bina akmaya başlıyor. Bu da dayanım fazlalığı katsayısı adını alıyor. İşte şu kısım, yani FY ile FD'nin oranı, işte burası da D. Sizin tasarladığınız binayla
gerçekteki malzemelerin ve gerçek imalatın dayanım kapasitesi Fy. Siz onu bir takım sayılara bölerek Fd şeklinde tasarlıyorsunuz. Dolayısıyla bu katsayı da işte fazladan bir emniyet payı bırakıyorsunuz. Bina Fy'ye de akmaya başlayacakken siz her şeyinizi Fd'ye göre tasarlıyorsunuz, yapıyorsunuz. Bunun adı da dayanım fazlalığı katsayısı. Dayanım fazlalığı katsayısı. Biliyorsunuz süneklik her tesir için geçerli değil. Süneklik nerede geçerli? Mesela momentte geçerli. Moment için süneklikten bahsedebilirsiniz. Mesela nede geçerli? Mesela çekme kuvvetinde geçerli. Onun için süneklikten bahsedebilirsiniz. Ama bir kesme kuvvetinde sizin süneklikten bahsetmeniz mümkün değil. Yani ben 100 tonluk bir kesme kuvveti verdim. İşte süneklikle bunun 50'si kaybolur. 50'sini karşılarım yok. Kesme kuvvetinde süneklik olmaz. Ve tamamen tasarımı ilgili kuvvete göre yapmak zorundasınız. Bu bahsettiğim durumda tabii ki süneklikle ilgili bir durum aslında. Ne dedik dayanım fazlalığı katsayısını? Fy'nin Fd'ye oranı olarak söyledik. Siz binayı Fd'ye göre tasarlıyorsunuz ama gerçekte binanın akacağı kuvvet Fy kuvveti. Arada da epey bir fark var dikkat ediyorsanız. Şunu da unutmayalım, onu tekrarlıyorum. Güç tükenmesi her zaman sizin tasarladığınızdan daha yüksektir. Siz binayı Fd'ye göre tasarlıyorsunuz 100 tona göre ama güç tükenmesi 100 tonda oluşmaz. Bakın 250 tonda bina akmaya başlar. Gerçek kuvvet 700 olmasına rağmen. Buraya kadar herhalde anladık. Problem yok. Şimdi anlatmamız gereken durum şu. Binamızın kütlesi 700 tondu. İMD 1'de binamızda ne dedik? 700 ton tavan kesme kuvveti oluşur dedik. Binamızın gerekli moment kapasitesine ulaşması için yani öyle bir moment oluşacak ki çelik akmaya başlayacak betonarme binada ama elemanınız kırılmayacak. Dolayısıyla gevrek kırılmaya uğramaması lazım süneklikte. Moment artacak, moment artacak, moment arttıkça kesme kuvveti artacak. Kesme kuvveti arttığında da kirişinizin, kolonunuzun, her neyse o elemanınız o kesme kuvvetinde birebir karşılaması lazım ki binanız moment almaya devam etsin. Mafsallar oluşmaya devam etsin, mafsallar dönmeye başlasın ve siz süneklikten yani şekil değiştirmeden yararlanmaya devam edin. Siz hesaplarınızı yaparken ne dedik? Fd'ye göre binayı tasarlıyorsunuz. Yani binanızı Fd'ye göre tasarlıyorsunuz. Bunu bir eleman bazında çelikten örnek verelim. Bir çeliğin biliyorsunuz akma karakteristik gerilmesi 4200 kilogram bölü santimetre kareyken ben sadece bir tanesini örnek verdim. Siz ne yapıyorsunuz? Fcd'yi, özür dilerim Fyd'yi 1.15'e bölüyorsunuz. 3650 kilogram bölü santimetre kareye göre 50 kilogram bölü santimetre kareye göre binanızı tasarlıyorsunuz. Buna göre tasarlamanıza rağmen sizin çeliğinizde 3700 deprem anında 3700, 3800, 3900, 4100 kilogram bölü santimetre kare gerilme dahi olsa sizin binanız akmıyor. Ta ki 4200'e kadar o çelikteki gerilme olana kadar akıyor. Ama siz dikkat ediyorsanız Fd'ye göre binanızı tasarladınız. Dolayısıyla binanın güç tükenmesi aslında akması şurada oluyor. 4200 de olur. Fakat tasarımınızı siz hep 3650'ye göre yapıyorsunuz. Bu betonarme bir binada çelik için söylüyorum. Ancak ne dedik? Ne dedik? Hiçbir gevrek kırılmanın olmaması gerekli. Bir kiriş düşünün. Bir kiriş düşünün. Kirişte moment var. Bir birim. Bir birim. Kesme kuvvetleri var. Kesme kuvveti var. Moment arttıkça 2, 3, 4 arttıkça buradaki kesme kuvveti de malumunuz büyüyecek. Kesme kuvveti büyüyecek. Ama kirişin şu uçlarının dönmesi için, buradaki donatının uzaması için,
Donatın uzaması için, hatta akma noktasına gelmesi için buradaki kesme kırılmasından dolayı şu kirişin parçalanmaması lazım. Kırılmaması lazım, dökülmemesi lazım. O zaman bu kesme kuvvetini, kirişte tasarlayacağınız kesme kuvvetini öyle bir ayarlamalısınız ki buradaki oluşacak maksimum momentte dahi, yani akmasında dahi, betonarmede çeliğin akması durumunda dahi oluşacak olan kesme kuvvetinden bu kirişin zarar görmemesi lazım ki buradaki donatı aksın, uç noktalarda dönmeye devam etsin. Siz yapınızı, FD'ye göre tasarlıyordunuz. Dolayısıyla bulduğunuz kesme kuvvetleri de hep buna göre. Hep FD kuvvetine göre, hep üstüne göre. Ama ne dedik? Belki de dedik ki öyledir zaten. Beton 1.5'a bölünmeden, çelik 1.15'e bölünmeden. Bunun haricinde şeyler de var tabii. Çelik üreticileri, beton üreticileri de. Siz her ne kadar 31'e deseniz betona 32, 33, 34 geliyor. Çeliği siz her zaman 4200 kilogram bölü santimetre kare deseniz bile size gelen çelikler nedir? 5100 kilogram bölü santimetre kare kapasiteye sahip. Gerilme kapasitesine sahip. Şöyle söyleyelim hatta bu kopma gerilmesiyle akma gerilmesi çeliği arasında yaklaşık 1.25 kat fark var. Yani akmayı 4200 falan düşünürseniz kopmanın daha da büyük olacağı aşikar. Dolayısıyla deprem anında da bu zaten çalışıyor. Dolayısıyla siz her şeyi VD'ye göre tasarladığınız zaman, kesme kuvvetini FD'ye göre tasarladığınız zaman kesme kuvvetini de buna göre tasarlayacaksınız. Ancak şu da var, daha bina akmamış oluyor. Peki bina akacağı zaman ne oluyor? Bu yükselecek bu değerler. 3800, 3900, 4000, 4100. Dolayısıyla binanın moment kapasitesi gerçekte akma durumuna geldiği zaman sizin hesapladığınızdan daha da yüksek. Ne kadar yüksek? İşte 2,5 katı yüksek veya 3 katı yüksek. Benim binamın şu seviyelere kadar sünek davranışta bulunması için, yani 250 tonluk bir yatay kuvvette bile sünek davranışta bulunması için benim ilgili elemanlarımın kesme kuvveti kapasiteleri de bu 250 tona uygun olmadı. Siz ilk hesaba bağlı kalırsanız bütün hesaplarınız 100 tona uygundu. Dolayısıyla buna uygun olarak kesme kuvvetlerini hesapladığınız zaman moment arttığında kesme kırılmasına uğrayabilir. Dolayısıyla siz de ne yapıyorsunuz? Bu gevrek kırılmaya veyahut da gevrek davranışa sebep olan kesit tesirlerini şunu adapte etmeniz lazım. Yani benim binamın 250 tonluk bir akma durumunda 250 tonluk bir taban kesme kuvvetinde de kesme kırılmasına uğramaması lazım. İşte bu D dediğimiz katsayı bu hesapta yararlı oluyor. Şöyle söyleyeceğim. FD'ye ne dedik? 100 ton. FD'ye 100 ton. Ama gerçekte benim binamın kapasitesi 250 ton. Gerçekte 250 ton. Güvenlik katsayılarını 1 aldım. Gerçekte dökülen beton 34 ise 34 aldım. Çeliğin 5100 ise 5100 aldım. Onların hepsini ben işin içine kattığım zaman gerçekte binamın 250 ton olacağını gördüm. Demek ki 250 ton taban kesme kuvvetini bile taşıyabilecek. O zaman binamdaki elemanların da 250 tonluk taban kesme kuvvetinden oluşan kesme kuvvetlerine dayanır hale gelmesi lazım. O zaman benim FD'ye göre hesapladığım, kesme kuvveti yetersiz kalacak. Benim şuna göre hesaplamam lazım. Yani ben buna bir birimlik bir kesme kuvvetine göre hesap yapmışsam bir kirişte, o kirişte gerçekten ne olacak? 2,5 birimlik bir kesme kuvveti gelecek. Dikkat ediyorsanız 2,5 katı. D katsayısı kadar artırılmış şekilde geliyor ki bina orada akmaya başlıyor. Orada çelik uzamaya başlıyor betonarme binada. Ve o durumda da kesme kırılmasına uğramaması lazım. O zaman benim gevrek kırılmaya binamı tasarladıktan sonra FD'ye göre binamı tasarladıktan sonra ve buna ben FD dersem sadece gevrek kırılmaya sebep olan tesirleri benim
D ile çarpıp artırıp şu noktaya getirmem lazım. Yani buldunuz 1, 2,5. Bir kolona baktınız, kolondaki kesme 5 birim çıkmış. 5 birime göre tasarlamışsınız. Deprem kuvveti anlamında söylüyorum. Bunu da 2,5 ile çarpacaksınız. Gerçekte 10,5. Kesme kuvvetine göre tasarlayacaksınız. O zaman kirişin, bir kirişteki tasarıma esas, yani etriye hesabına esas, etriye hesabına esas V düşey, kesme kuvvetini hesaplarken V düşey artı E. Yani düşeyden gelen kesme kuvveti düşey yüklerden D artı Q artı deprem kuvvetinden gelen kesme kuvvetine göre ikisini toplayıp kirişinizi etriyesini hesaplamayacaksınız. Demek ki depremden gelen D ile bir de ayrıyeten çarpılacak. Nedeni de deprem anında veyahut da gerçekte o binanın kapasitesinin gerçek kapasitesinin 250 ton olması. Siz 100 tona göre hesaplıyorsunuz ama gerçekte o 250 ton. İşte siz bina herhangi bir durumda tam gerçek kapasiteyle limite limit çalıştığı zaman şu kuvvete kadar taşıyabileceğini biliyorsunuz. Bu kuvvete kadar taşısa bile benim kirişim kesme kırılmasına uğramasın. İşte onları D ile çarpıyoruz. Aynı şey kolonda da geçerli. Kolonda da dikkat ediyorsanız sadece deprem kuvvetiyle ilgili kısmı çarpıyorum D katsayısıyla. Aynı şey kolon için de geçerli. Aynı şey kesme kırılması ile gevrek kırılmaya neden olan her şey için geçerli. Yani bir elemanı siz boyutlandırıyorsanız kesme kuvvetiyle ilgili olan kısımları kesinlikle D ile artırmanız lazım ki gerçek kapasitesinde bina çalışsın, sürekli devam etsin. Mesela zımbalama kontrolü yapacaksınız. Zımbalama kontrolü yapacaksınız. Zımbalama kontrolünde biliyorsunuz neye etkili? Zımbalama kontrolünde neye etkili? Deprem kuvvetinden gelen, hatta artan, bazen eksilen. Dikkat ediyorsunuz bu neye de bir basınç kuvveti ve bu da bir gevrek kırılma. O zaman zımbalama hesabı yaparken de orada çıkan kuvveti D ile çarpacaksınız. Mesela zımbalama donatısı buluyorsunuz. Onu da D ile çarpacaksınız. Kiriş etriyesi buluyorsunuz. Onu da D ile çarpacaksınız. Kesme kuvveti anlamında söylüyorum. Kolon etriyesi buluyorsunuz. Onu da D ile çarpacaksınız ki bina sizin tasarladığınızdan daha büyük bir kesme kuvvetine maruz kaldığında, ki öyle olacak zaten, kapasiteniz de öyle. O durumda bile binanız kesme kırılmasına ulaşmasın. Veyahut da ne düşünüyorsunuz? İşte perdelere, döşemeden olan deprem kuvvetlerinin aktarılması. Buraya elemanlar koyuyorsunuz. Bu da bir gevrek davranış. Demek ki bunu bulurken de D ile çarpacaksınız. Sadece M ile, yani moment biliyorsunuz sünek bir kırılmaya sebep olur. Momentle ilgili olan kombinasyonlarda momentleri artırmanıza gerek yok. Çünkü bunda süneklik söz konusu. Ama kesme kuvvetine göre yaptığınız tasarımlar, zımbalama, o da bir sonuçta bir kesme kuvveti. Kesinlikle değeri çarpmanız lazım. Neden? 100'ü 250'ye ulaştırmak için, ki bu D dediğimiz katsayıda zaten bu bahsettiğimiz örnekte 2,5. Ya da bir çelik birleşim yapıyorsunuz. Profiller geliyor. Şuraya bulonlar koyuyorsunuz veya kaynak koyuyorsunuz. Veya şurada bir kaynak var elemanda. Bu elemanda oluşacak kesme kuvvetleri var. Bakın bu da bir gevrek davranış biçimidir. Demek ki bu bulonları siz tasarlarken, bu bulonları kesmeye göre tasarlarken o kuvveti de D ile çarpacaksınız. O zaman şunu söyleyebiliriz. Kesme ile ilgili bütün kuvvetler tasarlanırken D ile çarpılacak. Neden? Binam gerçek kapasitesine ulaşma durumunda binam hasar görmesin. Yine moment almaya devam etsin. Yine sünekliği devam etsin. Yine çeliği uzasın. Siz D ile çarpmazsanız, bakın bir birime göre, deprem kuvveti anlamında söylüyorum bunu,
deprem kuvvetinin oluşturduğu bir birimlik kesme kuvvetine göre binayı tasarlarsanız sizin binanız 2,5 katı kadar bir kuvvet geldiğinde 2,5 birimlik bir kesme kuvveti oluşacak ve bir birime göre tasarladığınız bu FD'ye göre tasarlama, bu da FY'ye göre tasarlama. 1,5'a 1'e göre tasarladığınız bina 2,5 birimlik bir kesme kuvvetinde kesme kırılmasına uğrar. O eleman, o kolon, o giriş adı her neyse ve gevrek kırılmaya sebep olur. Bir giriş veyahut da bir kolon gevrek kırıldığı zaman artık buradaki donatı akmasa bile artık kırılmıştır. Yapacak bir şey yok. Ama buradaki kesme kuvveti alan elemanlarınız yeterli kuvvete göre tasarlanmışsa bu kesmeye uğramaz ve donatı uzadıkça uzar. Moment donatısı, eğilme donatısı uzadıkça uzar ve akmaya devam eder. Ama siz ani göçmelere maruz kalmazsınız. Dediğiniz şey aynısı çelik için de geçerli. Çelikte de bu birleşimlerde mesela oluştuğunuz yine kesme kuvvetine göre tasarladığınız durumlarda hemen deprem kuvvetinden gelen kesme kuvvetlerini hemen onda D ile yapıp 2,5'a 250'ye getireceksiniz. O zaman şu D kat sayısına şunu diyeceğiz, dayanım fazlalığı kat sayısına. Sizin tasarladığınızdan bina daha büyük bir kesme kuvvetine, kapasitesine sahip. Sizin tasarladığınız her zaman gerçek kapasitesinden daha düşük sizin tasarladığınız. Yani güç tükenmesi her zaman daha, sizin tasarladığınızdan her zaman daha yüksek. İşte bu duruma gelen binalarda binanızın ani göçmeye uğramaması için, kesme göçmesine uğramaması için, kesme göçmesine uğramaması için gevrek göçmeye sebep olan kuvvetlerin akmaya uygun hale getirilmesi, akmaya kalibre hale getirilmesi amacıyla verilmiş bir katsayı bu. D katsayısı. Normalde burada R'niz kaçtı? Dikkat ediyorsanız 7 olarak düşünmüştünüz. 7 olarak düşünmüştünüz ama kesme kapasitesinde de düşündüğünüz zaman aslında şuraya kadar yapıyorsunuz. Gerçekte sizin burada kullandığınız kesme anlamında söylüyorum R'niz, kesme kuvveti anlamındaki R'niz daha da düşük. Yani binanız gerçekte 250 tonluk bir kesme kapasitesine dayanımlı hale getirmiş oluyorsunuz. Her ne kadar 100 tona bile göre yapmış olsanız şu tamamen sünnet davranış için geçerli bir durumdur. Siz gerçekte binanızın 250 tonluk bir kesme kuvvetine karşı dayanmasını sağlamış oluyorsunuz. 7'yi şu 250'ye bir bölelim. 7 bölü 250 ne eder? 7 bölü 250 2,8. Gerçekteki sizin oranınız 2,8. O halde kesmeyle ilgili zımbalama, her ne varsa bir elemanı detaylandırıyorsanız gerçek durumu düşüneceksiniz. Gerçek duruma göre oradaki kesme kuvvetlerini ve gevrek kırılma kuvvetlerini D ile artırıp binanın gerçek dayanım seviyesine getireceksiniz. D'nin içinde neler vardı? D'nin içinde bu 1,5 vardı, 1,15 vardı. Beton santrallerinin ürettiği kaliteden daha fazla kalitede kendine emniyet almak için. İşte 30'luk beton istiyorsanız 32'lik, 33'lük gelmesi gibi. Veya çeliğin 4200 olmasına rağmen 5100 olması gibi. Bütün bunların hepsi bu dayanım fazlalığı katsayısı için geçerliydi. Bunların hepsini girdiğiniz zaman da şu sonucu elde ediyordunuz. FY'yi siz de FD'ye göre tasarlıyordunuz. Dayanım fazlalığı katsayısı da kesme kuvveti anlamında sünekliği bozmamak için bunun buraya kalibre edilmesidir. İyi çalışmalar.